Herkese merhaba ben Evren Dede. Bugün tarihlerden 27 Temmuz Salı bir Yunanistan gündemiyle daha sizlerle bir aradayım. Önce sizlere sunacağım haberlerin başlıklarını aktarıyorum. Yunanistan'da yangın, evler ve araçlar ateşler içinde. Bakan Gergiyadis koronaya yakalandı hafif geçireceğimi biliyorum dedi. Kipi İpsela sınırına yakın bölgede ceset bulundu. Durum dramatik. İlk doz aşırı randevularında sert düşüş yaşanıyor. Ağustos içerisinde vakalar sıçrayacak, yerel kısıtlamalar gelebilir. Alonisos adasının maskotu Kostis'i öldüreni bulana 5000 euro ödül verilecek. Başbakan Miçotakis 12 yaşında çocuğum olsa hiç düşünmeden aşılatırım dedi. Ana muhalefet lideri Alexis Tsipras'tan Başbakan Miçotakis'e kurduğun sistemde torpili olan ilerliyor. Ve son olarak tekrar kavurucu sıcaklar geliyor. Vatandaşlar dikkat etmeli. Eğer bütün yayını değil de başlıklar arasından seçtiklerinizi izlemek istiyorsanız videonun hemen altında yer alan bir açıklamalar bölümü var. Orada haber başlıklarının yanındaki dakikalara tıklayarak istediğiniz içerikleri izleyebilirsiniz. Siz hazırsanız ben başlıyorum. Yunanistan'da yangın, evler ve araçlar ateşler içinde. Atiki eyaletinin Rodopoli bölgesinde çıkan yangın dramatik bir hal aldı ve yayılmaya devam ediyor. Günün erken saatlerinde Stamata ile Rodopoli arasındaki ormanlık alanda çıkan yangın hızla yayılırken yangın söndürme ekipleri çetin bir mücadele veriyorlar. Rodopoli ve Dionysos bölgesine doğru ilerleyen yangın evleri ve araçları küle derken Rodopoli'nin muhtarı Vasilis Kleftakis durumun dramatik olduğunu söylüyor. Yangın Dionysos caddesine sıçramak üzereyken itfaiye ekiplerinin başarılı mücadelesiyle durdurulduğu Havadan yangına müdahale devam ediyor. Sivil Güvenlik Genel Sekreterliği vatandaşlara gönderdiği SMS mesajı ile teyakkuz halinde olmalarını ve yetkililerin direktiflerini yerine getirmelerini istedi. Yunanistan'da her sene yaz döneminde orman yangınları ciddi şekilde zarar veriyor ormanlara ve dönem dönemde hayata bile mal olabiliyor. Umarız bu sefer daha kolay atlatırız. Bir başka habere dönüyorum. Bakan Giorgi Adis korona'ya yakalandı efendim. Hafif geçireceğini çünkü aşılı olduğunu söyledi. Kalkınma ve Yatırımlar Bakanı Adonis Giorgi Adis'in koronavirüs testi pozitif çıktı ve karantinaya girdi. Giorgi Adis "Aşı olduğum için hafif geçireceğimi biliyorum." dedi. Bakan Georgiadis koronavirüse yakalandı. Pazartesi gecesi ateşi çıkan ve salı sabahı yaptırdığı teste koronaya yakalandığını öğrenen Bakan Georgiadis aşı olduğum için hafif geçireceğimi biliyorum ifadelerini kullandı. Kalkınma Bakanı Adonis Georgiadis koronaya yakalandığını da sosyal medya hesabından duyurdu. Gergiadis 49 yaşında olduğunu ve bu süreci hafif atlatacağını bilmesinin tek sebebinin aşılarının tam olması konusunu belirtirken, koronaya atlatana kadar karantinaya alındığını, ancak sağlık durumunun iyi olduğunu ve internet üzerinden normal şekilde çalışmaya devam edeceğini belirtti. Kipi İpsala sınırına yakın bölgede ceset bulundu. Kipi İpsala Yunan Türk sınır kapısına yakın bölgede devriye gezen Yunan polisi Peplos'ta Petalos Köprüsü'nden birkaç metre uzaklıkta ürkütücü bir manzarayla karşılaştılar. Polisler başı ve üst uzuvları olmayan ve ileri derecede çürümüş bir ceset buldular. Edinilen bilgilere göre bu kişinin düzensiz göçmen bir adam olduğu tahmin ediliyor. Durum dramatik. İlk doz aşırı randevularında sert düşüş yaşanıyor. Yunanistan'da koronavirüs vakalarının sıçraması ve yetkililerin aşı çağrısı yapmasına rağmen vatandaşlar çağrılara anlaşılan pek kulak asmıyor. 15,5 yaş üzeri tüm Yunan vatandaşlarına aşı hakkı olduğu halde 26 Temmuz Pazartesi günü sadece 17.150 doz aşı vuruldu. Sağlık Genel Sekreteri Marios Stemistokleos durumun dramatik olduğunu kaydederken önümüzdeki günlerde bu oranın daha da düşeceğini tahmin ettiklerini ifade etti. Ülkenin günlük 100 bin aşı vuracak kapasitede donanımlı olduğunu belirten Femistokleus vurulan aşı sayısının sürekli düştüğünü aktarırken bunun sadece Yunanistan özel bir durum olmadığını tüm Avrupa ülkelerinde benzer durumların görüldüğünü kaydetti. Özellikle koronavirüs delta mutasyonunun etkin olduğu ve vaka sayılarının sıçrama yaptığı bir dönemde vatandaşların aşı vurdurmamakta ısrar etmeleri yetkilileri düşündürüyor. Ağustos içerisinde vakalar sıçrayacak, yerel kısıtlamalar gelebilir. Yunanistan'da uzman bilim adamları Ağustos ayı içerisinde koronavirüs vakalarında sıçrama yaşanacağını ve doğal olarak hükümetinde yerel kısıtlamalara gideceğini söylüyorlar. Hükümetin şimdiden Rodos, Girit ve Paros'u incelemeye aldığı Başbakan Kiryakos Michotakis, devlet pandeminin önüne geçebilmek için gerektiği yerlerde bölgesel kısıtlamalara gidecektir ifadelerini kullandı hatırlatılırken vatandaşlara da tekrar tekrar aşı çağrısında bulunuluyor. Sağlık Bakanı Vasilis Kikilyas da gençlere aşı çağrısı yaparken yaz içerisinde en az bir doz vurdurun dedi. Özellikle 55 yaş üzeri vatandaşların büyük risk altında olduğunu belirten Bakan Kikilyas bu yaş grubundakilerin ise aşı vurdurmak için acele etmeleri gerektiğini aktardı. Öte yandan 30 Temmuz Cuma günü Yunanistan'da 12 yaş üzeri çocuklar için de aşı platformu açılıyor. Alonisos'un maskotu Kostis'i öldüreni bulana 5000 euro ödül. Yunanistan'ın Alonisos adasının maskotu haline gelmiş olan fok balığı Kostis'i öldüreni bulana 5000 euro ödül verilecek. The Talk ve Attica Sekdosi şirketleri Kostis'i öldüreni gören ve yakalanması için kendilerine bilgi verecek olan kişilere 5000 euro ödül vereceklerini duyurdular. Ege Denizi'nde Yunanistan'ın Teselya bölgesinde bulunan Alonisos Adası'nın maskotu haline gelen Kostis adlı fok balığını bundan 2 gün önce bilinmeyen bir kişi zıpkınla öldürmüştü. Alonissos adasında genç yaşta herkes tarafından sevilen ve adanın sembolü haline gelen ünlü fok balığı Costis'in zıpkınla öldürülmesi yerel toplumda da tepkiye neden olmuştu. Alonissos adası Akdeniz foklarının sığınma ve çiftleşme adalarından biri ve Kuzey Sporades Ulusal Deniz Parkına dahil. Başbakan son 12 yaşında çocuğum olsa hiç düşünmeden aşılatırım dedi. Başbakan Kiryakos Michotakis Eylül ayından itibaren Covid-19 aşısı vurdurmamış olan eğitimcilerin sınıflara PCR veya rapid test yaptırarak girebileceklerini açıkladı. Öğretmenlere aşı zorunluluğu getirilmesini gündeme aldıklarını belirten başbakan şimdilik böyle bir karar almadıklarını ancak eğitimcilere sık sık laboratuvar testi zorunluluğu getirileceğini aktardı. Eğitimcilere aşı vurdurmaları çağrısında bulunan başbakan bu çabada tüm partilerin ve aşı vurdurmuş meslektaşlarının desteğini istedi. Öğretmenlerin %70'inin aşı vurdurduğunu belirten Başbakan Miçotakis bu oranın daha da artması gerektiğini çünkü hastalanmaları halinde kendilerini yedekleyecek eğitimci açığı doğacağını ifade etti. Eylül'ün yaklaştığını, çocukların sınıflara güvenle dönmeleri gerektiğini belirten Başbakan 12-15 yaş arasındaki çocuklar için de aşı platformunun 30 Temmuz cuma günü açılacağını aktardı. Mişatoakis kendisinde o yaşlarda eğer çocuğu olsaydı hiç düşünmeden aşılatacağını söyledi. Öte yandan özel çocuklar eğitimi için 4500 kadrolu eğitimciyi alımının ardından şimdi de 12 yıl sonra 11.700 öğretmenin kadrolu olarak işe alındığını belirten Başbakan Miçotakis ilk ve orta öğrenimde önemli reformlar gerçekleştirdiklerini söyledi. Ana muhalefet lideri Alexis Tsipras ilgili bir haber var size onu aktarıyorum şimdi de. Tsipras'tan Miçotakis'e kurduğun sistemde torpili olan ilerliyor. Siriza Partisi lideri Alexis Tsipras iktidara gelmeleri halinde üniversiteye girişlerdeki minimum puan tabanını kaldıracaklarını söyledi. Başbakan Kyriakos Mitsotakis'e yüklenen Tsipras Mitsotakis'in yaptığının Yunan üniversitelerine karşı takıntı, kibir ve cehalet olduğunu söyledi. Özel çıkar gruplarıyla anlaşmalar yapmanın dışında gençlere karşı özel bir düşmanlığınız var diyen yani. ana muhalefet lideri, üniversitelere ayrılan paralarda kesinti yapıyorsunuz, devlet üniversitelerine profesör yerine polis alıyorsunuz. Gençleri pandemi gerekçesiyle hedef gösteriyorsunuz. Meydanlarda dövüyorsunuz. Günde 50 centlik simit artışı veriyorsunuz. Kurduğunuz sistemde tanıdığı ve torpili olanlar ilerliyor. Yunanistan'ı çevrenizdeki altın çocukların ülkesi haline getirdiniz dedi. Başbakanın iktidar kibrinden ve kendisi pohpohlayanların güzel sözlerinden dolayı kör olmakla suçlayan Çipras kendilerinin iktidara gelmeleriyle birlikte üniversiteye girişlerdeki taban puanı kaldıracaklarını kaydetti iktidara gelmeleri halinde bu haksızlıkları gidermek için 2021 sınavlarındaki taban puan sistemi nedeniyle üniversiteye girememiş öğrenciler için yeni tercih hakkı sunacaklarını belirten Siriza lideri öte yandan hükümetin belirlediği 77.415 öğrencilik giriş hakkına saygı duyacaklarını ama hiçbir alanın boş kalmayacağını vurguladı. 2014 yılında Kiriakos Mitsotakis değerlendirme kriterleriyle binlerce devlet memurunu işten çıkarırken yasal değişikliğe gideceğimizi ve bu insanları işlerine geri alacağımızı söylemiştik diyen Çipras, Göreve gelir gelmez Şubat 2015'te bu sözümüzü yerine getirmiştik. Mağdur öğrencilerle de işte aynısını yapacağız ifadelerini kullandı. Tekrar kavurucu sıcaklar geliyor. Vatandaşlar dikkat etmeli. Yunanistan'da kavurucu sıcaklar 27 Temmuz Salı yani bugün itibariyle geri dönerken perşembeden itibaren bazı bölgelerde sıcaklığın 40 derecenin üzerine çıkacağı bildiriliyor. Yunanistan Meteoroloji Servisi'nin verilerine göre yaklaşık 7 gün sürecek olan sıcak hava dalgası özellikle 30 Temmuz Cuma günü zirve yapacak. Meteorolog Tasos Arniakos özellikle Merkez Makedonya'nın ovalarında ve Lamia, Argolida, Agrinio, Pirgos, Kalamata ve Sparti'de sıcaklığın 45 derecelere kadar ulaşacağını söyledi. Özellikle gece saatlerinde sıcaklıkların 27 derecenin altına düşmeyeceğini belirten meteorolog vatandaşları önlem almaya davet etti. 30 Temmuz Cuma ile 3 Ağustos Salı günleri arasında ise tüm ana sıcaklığın yükseleceği ve ortalama 43 derece olacağı aktarılıyor. Bir Yunanistan gündeminin daha sonuna geldik efendim. Ben Evren'de de yayınımı izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Eğer hoşunuza gittiyse kanalıma abone olabilir, videolarımı beğenebilir ve başkalarıyla da paylaşabilirsiniz. Bir başka yayında bir araya gelinceye dek hoşçakalın.